İnan diye Cumhurbaşkanı demiştik. Bu masaya oturmadan bir açıklama yaptı. Bir ya ona kulak verelim. Paremmin joka tarvottane sitä että Genel görüş en azından bazı düzeylerde görüşmelerin daha iyi gittiği yönünde. Bu karşılıklı anlayış oluştuğu anlamına geliyor. Ancak bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı görüşmeler konusunda ne iyimserim ne de kötümserim. Ayakkabıların nerede sıktığını anlamak için açık fikirli bir şekilde yaklaşacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz. Türkiye'nin talepleri ve terörle mücadele eylemleri konuşulacak. Benim için bu çok ilginç bir durum. Bugünkü toplantıda terörün sadece Türkiye'de değil, her yerde ciddi endişe kaynağı olduğunu gündeme getireceğim. Şimdi Türkiye'nin masaya otururken ne talep ettiğine bakalım. O grafiği e, arkadaşlar ekranlara getirelim. Aslında hepimizin bildiği e, unsurlardan bahsediyoruz. E, oturduğu zaman dedi ya az önce aktardık, Finlandiya Cumhurbaşkanı ayakkabını nerede sıktığına bakacağız. E, ayakkabının nerede sıktığı belli. Sen terör örgütüne terör örgütü demiyorsun. E, bugün yine şehit e, veren Türkiye karşısında YPG bizim yerel müttefikimizdir diye oturuyorsun. Şimdi Türkiye ne istiyor İsa ve Finlandiya'dan? Terör örgütlerine destek sonersin. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'de terör örgütü olarak tanınsın. YPG, PKK'nın dernek görünümlü organizasyonları engellensin. DHKPC ve FETÖ'ye hareket alanı açılmasın. Savunma sanayiye yönelik kısıtlamalar kaldırılsın ki bu kısıtlamadan kastımız ne 2019'da Barış Pınarı harekatı. Suriye'ye sınır ötesi harekat başladıktan sonra Almanya'nın peşine takılan İsveç e Finlandiya Türkiye sivilleri katlediyor diyerek Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya başlamıştı. Bunları kaldıracaksın diyor Türkiye. Tabii YPG örgütü e dedikten sonra bunu da tabii ki ortadan kaldıracaksın ve Türkiye'ye terörsel iade edilsin diyor. Şimdi Finlandiya ne iyimserim ne kötümserim diye cumhurbaşkanı açıklaması gelmişti. Finlandiya şimdiye kadar hangi adımları attı, hangilerini atmayı reddediyor? Yani ayakkabı nerede sıkıyor? Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle ona bakalım. Finlandiya şu ana kadar NATO'nun terörle mücadele politikalarına bağlı kalmayı taahhüt etti. PKK'nın terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın yakından izleneceğine dair güvence taahhüt etti. Terör suçlarına verilen cezaları sertleştirdi. Türkiye'den SİHA alma sinyali verdi. Gelelim karşılanmayan taleplere. PKK'nın Suriye uzantısı, YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyor Finlandiya. Böyle oturdu masaya. PKK-YPG bağlantılı protesto ve organizasyonlar engellenmedi, engellenmiyor. Hatta bu görüşmeler, bu talepler gündeme geldiği günlerde de e, bunlar engellenmedi. FETÖ bağlantılı üç okul ve dernekler kapatılmadı, kapatılmıyor. Ve Türkiye'nin iadesini istediği 12 terörist iade edilmedi. Bu konuda da bir iade sinyali gelmiş değil. Dönelim İsveç'e. İsveç ne yaptı, ne yapmadı? Finlandiya'nın aslında karbon kopyası. Ee, yine NATO'nun terörle mücadele politikalarına PKK'nın terör örgütü olduğunu, hatta İsveç e, Olof Palme döneminde 1984'te e, bunu tanımıştır. E, bütün Avrupa ülkeleri içinde PKK'nın terör örgütü olarak tanıyan ilk ülkedir, bunun altını çizeriz diyerek Ankara'nın önüne çıkmıştı ee, İsveç. Ee, bu politikaya, terörlü mücadele politikasına bağlı kalmaya taahhüt ediyorum diyor. Terör suçları yasasında son 30 yılın en büyük revizyonunu yapıyor, 1 Temmuz'a devreye girecek. Teröristleri iade talebi için çalışmayı sürdürüyorum diyor. Ama iade ediyor mu? Bakalım neler olmuş neler olmamış. PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütü olarak tanınmadı. Tanınmıyor tıpkı İsveç gibi. PKK-YPG'nin dernek görünümlü organizasyonları engellenmedi hatırlayacaksınız. Ee, İsveç-Finlandiya heyetleri. E Ankara'da görüşme dahilindeyken e, YPG, PKK ile başı Salih Müslim'in bir e, röportajını yayınladı İsveç Devlet Televizyonu. Belediye binasına e, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın e, ışık e, görseli yansıtılmıştı. Engellemiyor yani. DHKPC ve FETÖ'nün hareket alanını kısıtlamadı. 33 terörist e, zanlı Türkiye'ye iade edilmedi ve silah ambargosunun kalkması için NATO'ya üyelik şartı koşuldu. Yani sen beni NATO'ya al ki ben Barış Pınar'ından ötürü sana uyguladığım ee, ambargoyu kaldırayım diyor. Ee, böyle bir durumdayız.